Dediğiniz gibi kim halkla iç içeyse, kim halkın da gerçekten derdini dinliyorsa onlar ipi göğüsleyen tarafları oldular. Buyurunuz. Yani halkın içinde olmak tartışılır. Ben aynı görüşte değilim. Çünkü ben son 2 yıldır halkın direkt yanında olan hiçbir partili şeylerini, mensuplarını görmedim. Yani seçim zamanı herkes sevimli sevimli fotoğraflar çekti. Herkes samimiyetsiz bir şekilde birbirine sarıldı ama son 2 yıldır ciddi anlamda bu enflasyon tarafında insanlar, esnaflar sancılı bir şekilde her şeyi hissetti. Ve vatandaşın yanında, esnafın yanında hiç kimse yoktu. Herhangi bir partinin mensubu yoktu yani. Genel konuşayım yani. Dolayısıyla yerel seçimler olunca herkes böyle gitti, samimiyetsiz fotoğraflar verdi ama millet yemedi. İşin gerçeği bu. Ve dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde yemez diye ben düşünüyorum. Burada taktik değiştirmek lazım. Durum böyle yani, ekonomik anlamda bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Şimdi yerel seçimlere nasıl girdik bir? %50 enflasyon rakamıyla girdik. 32,5 lira seviyesinde bir dolar kuruyla girdik. Rezervleri erimiş bir şekilde girdik. Dolayısıyla bunları bir tekrar mütalaa etmek lazım. Yani enflasyon rakamları %67-%68 civarında. Bu seviyelerde biz yerel seçimlere girdik. Bu kadar maliyetin karşısındaki sonuçlar da sürpriz değil. Yani bu da sürpriz olarak algılanmamalı. Ve özellikle siyasi tarafta şunu mutlaka söylemek isterim. Ben bir siyaset uzmanı veya siyasetçi değilim ama Sayın Cumhurbaşkanı bence son 2 genel seçimde ve yerel seçimlerde çok yordular. Özellikle yerel seçimde Sayın Cumhurbaşkanı adını, fotoğrafını falan vesaire kullanmak gibi çok, bugüne kadar zaten öyleydi ama son seçimde daha çok kullandılar. Ve adaylar, daha doğrusu onların gölgesinde aslında bir şeyler kapmaya gayret gösterdi. Yerel seçim bir kabiliyet, bir beceri, bir çevre, bir Kesinlikle. şey durumudur. Yani siz burada sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamını geldik fotoğraflarıyla duygusal, ya duygusal sömürüye yeri yoktu ama çok duygusal sömürü yapıldığını ben şahsen biliyorum. Çünkü tek başına bir şey yapamayacaklarını anladılar ve gördüler. Dolayısıyla bundan sonraki seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanı kullanmasını ben şahsen çok da tavsiye etmem. Herkes kendi başarı hikayesini yazmadan, kendi başarısını göstermeden, kendi nüfusunu göstermeden hiç kimseyi ikna edemez. Evet, buradan da bu tabloyu, acı reçeteyi görmüş olduk. Daha çok konuşulan tabii ki ekonomi tarafında emeklinin çok fazla bu süreçte, özellikle seçim arifesinde çok fazla hani sosyal medyada da hani normalde yazmayacak kimseler bile artık dile getirmeye başlamıştı ve emekliler esas cevabını sandıkta verecek şeklinde bir izlenim vardı. Bu gerçekleşti mi sizce? Tabii ki gerçekleşti. Yani şu anda emeklilerin durumu ortada. Yani bundan sonraki süreçlerde ben ilk hedeflerinin emekliler olacağını düşünüyorum ve ilk kabine toplantısında veya sonraki toplantıda Hazine Maliye Bakanı Şimşek'e ciddi görevler düşecektir. Ama onun da düşüncesi ve politikası belli. Nasıl işin içinden çıkacak çok da bilmiyorum ama ilk hedef Hatta emekliler olacaktır. hatırlarsanız geçen haftaki Ankara mitinginde, İstanbul mitinginde sürekli hem de kendi taraflarından bir açıklama yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklileri bir müjde vereceği söylendi. Ama bu söylemler de maalesef işte sonuçsuz kaldı. Bunun da sonuçlarını bu şekilde sandıkta görmüş oldular diyebilir miyiz? Yani genel seçimlerde esnaflara da verilen 7.200 prim günü vardı. Onlar da EYT kapsamına alınacaktı. Aradan 1 yıl geçti. Onlara da söz tutulmadı. Onların da bir etkisinin olduğunu düşünüyorum.